Değerli vatandaşlarımıza, büyük milletimizin her bir ferdine gecenin bu saatinde bir kere daha saygılarımızı sunuyoruz. Bütün dünyanın Türkiye seçimlerini, Türkiye'deki seçim sonuçlarını izlediği, Türkiye'nin yine her bakımdan olduğu gibi demokratik süreçler bakımından da kilit bir ülke olarak öne çıktığı bir gece yaşıyoruz. Tabii yıllardır Türkiye'de seçim yapılıyor. Gerekli tecrübe ve gerekli olgunluk milletimizde bütün dünyaya örnek olacak şekilde mevcut. Aslında milletimizin sahip olduğu, hangi partinin tabanından olursa olsun her bir vatandaşımızın sahip olduğu bu olgunluk ve bu tecrübeyle, buna saygı duyarak, bu tecrübenin gereklerini yerine getirerek hareket edilse herhangi bir şekilde bir stresin, bir tansiyonun Türkiye'de üretilmesi mümkün olmayacak. Öncelikle bu sandıklara sahip çıkma konusunda gerek bugün oy vermeye giderek gerekli iradeyi koyan vatandaşlarımıza, gerekse ondan sonra sandıklara sahip çıkma konusunda her kesimden bu iradeyi gösteren, demokrasimize sahip çıkan, siyaset kurumuna sahip çıkan her görüşten, her kesimden vatandaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü siyaset zaten millet için yapılır, toplum için yapılır ve milletin her bir ferdinin hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, Türkiye'nin demokratik tecrübesine sahip çıkması en büyük kazanımlarımızdan, en büyük hazinelerimizden bir tanesidir. Seçim süreci boyunca ufak tefek olaylar oldu ama bugün en önemli gündü, seçim günüydü. Allah'a şükür hiçbir problem yaşanmadı. Bu sebeple emniyet güçleri, jandarma güçlerine, bütün görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyoruz. Tabii YSK görevlileri görevlerini titizlikle yapıyorlar, bunun farkındayız. Bunun yanı sıra şu anda gazeteci arkadaşlarımız, özellikle objektif bir biçimde aktarmaya çalışan, verilerin doğru anlaşılmasına çalışan, herhangi bir siyasi manipülasyon ya da angajman içerisinde olmaksızın doğru anlaşılması için gayret eden gazeteci arkadaşlarımıza, yorumculara, tabii ki kamuoyu araştırmacılarına da bu bakımdan teşekkür ediyoruz. Tabii bu dönem tarafsız gazetecilik, yorumculuk ya da kamuoyu araştırmacılığı açısından da manipülasyonların çok olduğu bir dönem oldu. İnşallah onlar seçimler geçtikten sonra dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir. Ama bunun dışında kalan çok kıymetli bir kesim var ki bütün bu sürecin doğru anlaşılması, demokrasinin kazanması için gayret ediyorlar. Biz de onları ekranlarda izliyoruz, takip ediyoruz araştırmalarını. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir önceki toplantıda ifade etmiştim arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşan Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş konuşmalarına başlarken 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dediler. Bu acaba bir sürçülisan mıydı? Hayır. Daha seçim sonuçları belli olmadan Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmek şeklindeki bu cümleyi 5-6 kere kurdular. Peki 5-6 kere kurulan bu cümle bir sürçülisan mıydı? Hayır, sürçülisan değildi. Bunun kasıtlı yapıldığı, bilinçli yapıldığı belliydi. Çünkü seçimin sonucunun ne olacağına dair kendilerince bazı argümanlar ürettiler. Aslında yapılması gereken şudur. Siyasi nezaket, siyaset adabı icabı henüz milletin iradesi tam olarak tecelli etmemişken, oylar sayılıyorken, sandıkların tamamı açılmamışken, milli iradeye saygı, bütün siyasi partilerin temsilcilerine saygı, onların tabanlarında gayret gösteren vatandaşlarımıza saygı çerçevesinde bu ifadeden dolayı bu ifadeyi kullandıkları basın toplantısından sonra çıktıkları ikinci basın toplantısında özür dilemeleri gerekirdi. Ama bunu yapmadılar. Bu maalesef Türk siyasi hayatına çok büyük bir yanlış, vahim bir yanlış olarak geçmiştir. Oy sayım süreci devam ediyor. Üstelik baktığınızda, tabloya baktığınızda Cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğu görülüyor. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın da mecliste açık ara güçlü bir pozisyonu olduğu net bir şekilde görülüyor. Buna rağmen biz seçim sonucu şudur diyerekten bir açıklama yapmıyoruz. Çünkü milli iradeye saygılıyız.
demokratik sürece saygılıyız. Bu süreci yürüten kurumların hukuki niteliğine ve yetkisine saygılıyız. Bu çerçevede her zaman söylediğimiz şudur. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Şu anda CHP tarafından sürece saygı gösterilmediğini, burada uyarmamıza rağmen herhangi bir özür dilenmediğini görüyoruz. Millet iradesi tam olarak tecelli etmemiş, sandıklar sayılmaya devam ediliyor. Ama şöyle bir argüman geliştiriyorlar. İşte biz 13. Cumhurbaşkanı şu kişi adına burada konuşuyoruz. Bu milli iradeye saygısızlıktır, seçmen iradesine saygısızlıktır. Ve bu sonucu berrak bir şekilde ortaya çıkaracak bütün sürece saygısızlıktır. Biz bunu en köklü bir biçimde reddediyoruz. Tabii bunu yaparken şöyle bir yaklaşım üretiyorlar. Onlara göre Anadolu Ajansı'nın verileri yanlış. Bunu söyleyebilir mi? Bir siyasetçi çıkıp söyleyebilir. Bunu kabul eder misiniz, etmez misiniz? Bu herkesin takdir hakkıdır. Kurum açıklamayı yapar. Biz de sürekli olarak bütün siyasi partilerin verilerini yok saymalarını, Anadolu Ajansı'nın verilerini yok saymalarını, zaten son zamanlarda sık sık yaptıkları gibi devlet kurumlarıyla bu şekilde bir polemiği siyaset biçimi haline getirmelerini altını çiziyoruz. Ama peki ben şu kurumun verisini beğenmiyorum ya da şu partinin verisini beğenmiyorum diyebilir mi birisi? Tabii ki diyebiliriz. Kendisinin bileceği iş, o kendisini bağlar. Ama arkasından tutup sadece kendilerine ait verilerin esas kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek bizdeki verilere göre seçim sonucu şudur, Cumhurbaşkanı da şu kişi seçilmiştir. Peki elinizdeki veriler tam mı? Hayır, tam değil. Bir takım ıslak imzalı var ama bir de işte Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelecek oylar var.